Hocam seyircimiz demişler ki Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz okumak haram mıdır? Ezbere okumakta hiçbir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz olarak ezbere okumakta hiçbir sakınca yoktur. Burada sakıncalı olan şey Kur'an-ı Kerim'i el sürmektir abdestsiz olarak. Ve bu konuda da farklı görüşler var. Yani bunun e, mekruh olduğunu söyleyenler var, caiz olmadığını söyleyenler var buna haram denemez ama abdestsiz dokunmamak asıldır. Allah razı olsun hocam. Hocam izleyicimiz demişler ki al fil'den sonra bir rahmetike rahimin okumuyoruz dediniz. Biz senelerdir okuyoruz. Şimdiye kadar da hiç duymadık. Neden okumuyoruz? Sorduğum kişiler de hiç duymadık diyorlar. Şimdi bu Rabbenel fil'i veli velideyyevel yevme ayet bitti. Bir rahmetike ya Erhamer Rahim'in bu ayetin devamı değil. Peki ayet mi bu? Bir rahmetike ya Erhamer Rahim'in ayet değil. Değil mi? Tabii hocam değil. Erhamer Rahim'in ayette Tabii. var. Ya Erhamer Rahim'in ayette var ama bir rahmetike o şekilde bir o ayet şey yok. Yok. Ondan dolayı biz öyle dedik. Ama dedik ki yine etayatü et oturuyoruz ya kadeye. Orada Rabbena atina Rabbena firli duasını okuduktan sonra bir rahmetike ya Erhamer Rahim'i denilebilir. Çünkü orası dua mahalledir, Yukarısı kıraat mahallidir. Ha şunu da söyleyeyim. Bu bizim bildiğimiz bu. Ama bu da namazı bozmaz diyenler de var. Onu da söyleyeyim. Eyvallah. Yani bir rahmeti... o niye onu öyle diyorlar? Ya Erhamer Rahim'in olduğu için şeyde. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de rahmet kelimesi de var. O kelime de var. Rahmet kelimesi değil mi? Verham ve ente hayrur rahimin var. Bir de şey var. Ve bir rahmetin ve bir Allah. Evet. Ha? rahmet kelimesi de var. Ha öyleyse bu kelimeler Kur'an-ı Kerim'de var. Her yani ne kadar bir ayet değilse de Kur'an-ı Kerim'de bu kelimeler var. E, dolayısıyla bu namaza mani değil görüşü de var. Ama ben e, öbür türlüsünü daha sağlam olarak düşündüm ve öyle dedim. Bu görüşe göre namaz bozulmuyor ve o kılınan namazlarda da herhangi problem olmuyor. Allah razı. Olsun. E, ben de aynı şey yani geçmiş namazlarla ilgili herhangi problem olmaz. Eyvallah. Aslında sizin söylediğinizde yani şuraya da sanırım bir sıkıntı oldu. Siz kıyamda olmaz dediniz. Hı hı. Ama kıyamda, yani tahiyyattan sonra olur diyorsunuz. Öyle diyoruz. Eyvallah. E, kıyam konusunda da dediğim gibi... Bu, olur diyenler. Olur de. diyen alimler evet. var ve sebep de demek ki söylediğim... Elhamdülillah rahimin olsun, rahmet olsun. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimeler bunlar. Hani var ya İmam Muhammed ile Ebu Yusuf arasındaki bu Zelletul kahride bir görüş ayrılığı. Evet. Bunlardan birisi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de varsa başka bir yerde... O takdirde o namaza mani değil diyor. E şimdi bu görüşe göre namaza mani değil. Ama biz ihtiyat olarak okunmamasını daha uygun olduğunu söyledik. Hocam yine geldik aslında ilmihal konusunda eksiklerimizin epey olduğu konusuna. Çok. Ya. Maalesef. Çok. Ümmet olarak bu konuda biraz azimli olmamız gerekiyor. Çok 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 evet. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam e, seyircimiz demişler ki tahiyyatta Rabbic alni ayetini de okuyorum. Rabbena dualarından sonra bunun hükmü nedir okunabilir. demişler. Okunabilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet-i kerimedir ve dua ayetidir. E, okunabilir. Allah razı olsun hocam. Teşekkürler. Hocam seyircimiz demişler ki bölgemizde yetiştirilen üzümler ile içki üretiliyor. Ee, üretici tüccara içki üretilsin diye vermiyor. Ama çoğunluğu içki üretimine gidiyor. Üreticiye vebali var mıdır? Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda e, asir. Evet. Yani üzüm suyu. E, şöyle bir ifade kullanılır. Ve yukrahu beynul bey'ul asiri mimmen yu'lemu ennehu mine zimmiyi lezi Lûlemü ennehu işte yec'aluhu el ve hamra. Bir kimse diyor e, sevad Irak'ta sevad Irak Irak'taki Hristiyan köyleri demek. Oradaki bir zimmiye ama o zimmi yani Hristiyana şarap yapacağı bilinen bir Hristiyana o evet. şeyi satabilir mi? üzüm suyunu satabilir mi? Yukrahu ifadesi kullanılır orada. Üzüm suyu. Mekruh yani. Mekruh kabul edilir ama o tahrime mekruhtur o. Hmm. E şimdi o konu tahrime mekruh olur. Yalnız burada hatta başka bazı ilaveler de vardır. Mesela bir evini, dükkanını bir ateş berese kiraya verebilir mi? O veya bir Hristiyan'a kilise yapması için kira verebilir mi? Tartışmalı. Eyvallah. Burada İmam-ı Azam bir tarafta, diğer ulema bir tarafta. Ha şimdi yani e, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed, İmam Şafi e, şey, Şafii mezhebi, Maliki mezhebi, Hanbeli mezhebi bunlar caiz değil diyor, veremez. İmam-ı Azam verebilir diyor. Böyle bir görüş ayrılığı var. Fakat bu hangi konuda bu geçiyor? Asir. Evet. Ha, fitne zamanı Eşkıyaya silah satmak da caiz değildir. Evet. Ama demir satabilir mi? Şimdi bu ifadenin aktarıldığı bazı kitaplarda diyor ki bu hüküm şeyle ilgilidir. Asir ile ilgili yani üzüm suyu ile ilgilidir. Şıra ile ilgilidir. Üzümü satabilir. Üzümü. Çünkü üzüm çok farklı şeylerde kullanılır. Tabii. Amaçlarla kullanılır. Bu, bu caizdir der İbn Abidin'de bu var mesela. Şimdi ben bu konu açıldığı zaman hep aklıma gelir o. Ee, ben Yüksek İslam Mesut'un öğrenciyken 1968'de rahmetli Ahmet Davutoğlu hoca bizim hocamızdı. Evet Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Tabi o şu andaki siyasi olan Ahmet Davutoğlu değil. Evet. Bu sahih Müslüm şehri olan Ahmet Davutoğlu. Şimdi buna sordum ben. Çünkü bizim köylülerimiz hep onunla geçiniz. Yani üzüm kaldırırlar, kuruturlar, işte allar götürürler ya tekele satarlar. Veya tüccara satarlar, tüccar da tekele satar. Eyvallah. Böyle. O yüzden ben bunu sordum hocaya. Hoca dedi ki üzüm satmakta mahsur yok dedi. Üzüm satmakta mahsur yok dedi. Hiç unutmam bunu. Ve daha sonra kendim de okudum kitaplardan. Eyvallah. Yani e, üzüm satılabilir ama şıra konusu ihtilaflıdır. E, ama başka de, türlü değerlendirme imkanı varsa o şekilde değerlendirmek daha iyidir elbette. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Muhterem hocam izleyicimiz demişler ki ezan okunurken yemek yemenin hükmü nedir? Şimdi aslında e ezanı dinlemek bu yemek yemenin hükmü falan değil. Ezanı dinlemek. Evet. Şimdi ezanı dinlemek sünnet. Ve ezan dinlemeye zorunlu olmadan, mani olan bir şeyden uzak kalmak lazım. Ki yemek yemek, yemek yerken ezan dinleyebilir miyim? Tam manasıyla dinleyemem. Tabii. Ama dinledim, dinledim, yemek de yedim. Yemek yedim, haram mı oldu? Hayır. Yani mesele burada nedir? Ezanı dinlemek, tekrarlamak, sonra duasını yapmak. Sünnet olan budur. Yani buna mani olan uğraşlar, meşguliyetler terk edilmelidir. Terk edilmezse ne olur? Sünnete uyulmamış olur. Evet. Yemek yemek de bunlardan biridir. Ramazan-ı Şerif'te akşamleyin özellikle <laughs> hemen e, <laughs> Allahu Ekber <laughs> dedim mi başlıyor insanlar. Evet hocam. Biraz da tabii hocaların da buna dikkat etseler iyi olur yani. Evet Ramazan'da çabuk okuyorlar da başka zamanlarda bazen bazen uzatıyorlar evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Muhterem hocam, seyircimiz demişler ki Kocam benimle sürekli aşağılayıcı, küfürlü, hakaretli konuşuyor. Bir ay önce kavga ettik, onunla küstüm. Onunla konuşmak zorunda mıyım demişler. E, küsmek Müslümanlar arasında küsmek doğru değil. Yani karı koca arasını bırak. iki ayrı Müslüman birbirlerine e, üç günden fazla küsmelerini peygamberimiz caiz görmüyor. Üç günden fazla küsmeleri caiz görmüyor. E, dolayısıyla e, barışması Peki şimdi küs olduğu zaman o kocanın kötü davranışı bitmiş mi? Yani mesela onu engellemekse eğer zannetmem Tabii. huylu huylu zor geçer. Evet. Yani bir şekilde aralarını bulsunlar ama küsmüşmesinler. Çünkü öyle evliliğin şey olmaz, huzuru olmaz, mutluluk olmaz. Eyvallah hocam.